Merhaba canlar, ben Umut Murat Hoca. Evet arkadaşlar, birinci dönem birinci yazılılar bitti. Yüzünü alanlar aldı. Sıra geldi birinci dönem ikinci yazılılara. Bizlerle çalışan arkadaşlarımız yüzlerini aldılar. Sıra sizde. Evet sevgili arkadaşım, bu yazılı çalışmasında neler yapacağız? Arkadaşlar yine öğrenci notlarımız var. Hap bilgilerimiz var. Açık uçlu ve klasik sorularımız var. Bir de yine MEP ortak sınav provasına uygun sorularımız var arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, yazılı notları kitabımızdan tekrarlarını yapmayı unutmuyorsun. Ayrıca kitabın arkasındaki etiketi kazıyorsun. Orada TATS mobil uygulamasından MEP ortak sınav deneme provalarına ulaşabilirsin. Şimdi kodu nasıl aktifleştireceğimizi görelim. Ardından dersimize devam edin. Merhaba arkadaşlar, bu videoda yazılı notları kitabımızdan MEP ortak sınav denemelerine nasıl ulaşacağımızı göstereceğim. Telefonunuzda TATS uygulaması yüklü değilse hemen indirebilirsiniz. Öncelikle yazılı notları kitabımızın arkasında bulunan bu etiketi nazikçe kazıyoruz. Burada gördüğümüz aktivasyon kodunu TATS uygulamasındaki kitap aktivasyonu yazan bölüme gireceğiz. Aktif et dediğimizde ise gördüğünüz gibi MEP ortak sınav denemelerine kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Bu sayede Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı ortak sınavlarda karşımıza çıkabilecek soru tiplerini çözeceğiz ve sınavlara tam anlamıyla hazır bir şekilde gireceğiz. Dilerseniz bu işlemleri tonguçmağaza.com dijital kitap bölümünden de kolaylıkla yapabilirsiniz. O zaman hepinize yazılılarda başarılar. İlk ünitemiz olan elektrik ve manyetizma ile başlıyorum arkadaşım. İlk olarak arkadaşlar ohm yasası diyoruz. Ohm amca bize ne diyordu? Diyordu ki bir iletkenin üzerinden akım geçtiği zaman iletkenin uçları arasında bir potansiyel farkı oluşur. Ve bu potansiyel farkı biz vır formülüyle buluruz. Burada V arkadaşlar nedir? Gerilim yani volt. I akım, direnç ohm, R yani. Sevgili arkadaşlar, kısa yol olarak bak yine sihirli üçgenim var burada. V eşittir I çarpı R yukarıda olduğu için. I eşittir V bölü R ya da R eşittir V bölü I şeklinde ifade edebilirsin. Arkadaşlar biz dirençleri iki şekilde ne yapıyorduk? Bağlıyorduk. Seri bağlama ve paralel bağlama. Bak şimdi. Seri şekilde ben ne yapmışım? Devremde R1, R2 dirençlerini bağlamışım. Bunların ikisi yerine geçecek tek bir direnç vardı. Bunun adına ne diyorduk? Eşdeğer direnç diyorduk. Eşdeğer direncimizi R1 artı R2 ifadesiyle buluyoruz. Şimdi R1 direnci üzerinden I1 akımı geçiyor. R2 direnci üzerinden I2 akımı geçiyor. Devrenin akımı da I ve bunların hepsi arkadaşlar aynı kol üzerinde olduğu için hepsi eşit olmak zorunda. Sonra V1, V2 arkadaşlar ne olacak? Toplamları pilimizin potansiyel farkına eşit olacak diyoruz. İkincisi paralel bağlama. Bakınız R1 ve R2 dirençlerimizi görüyorsunuz hemen şurada. Sonra bunlara bağlı iki tane voltmetrem var V1, V2 arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşım, paralel bağlı devrelerde voltlar birbirine eşit olacak, pile eşit. Bu bir. Sonra arkadaşım, her bir direncin üzerinden I1 ve I2 akımları geçiyor. Bu akımların toplamı ana kol olan I akımına eşit olacak. Bu 2. Sonra bir de arkadaşım bunların eşdeğer direncini bulmak var. 1 bölü R eşdeğer. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 ifadesiyle bulunur. Hocam bu bana zor geliyor. Bak şimdi sana iki tane pratik veriyorum. Birinci pratik. Eğer dirençler birbirine eşitse sevgili arkadaşım, bir tane direnç değerini kol sayısına bölebilirsin. İşte sana birinci pratiğimiz. İkinci pratiğimiz de şu. İki tane direnç varsa çarpımları bölü toplamları yaparak yine eşdeğer direnci bulabilirsin. İlla ki 1 bölü R eşdeğer, 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 demene gerek yok sevgili dostum. Arkadaşlar gelelim manyetizma konusuna. Şimdi sevgili arkadaşım, akım geçen bir düz tel. Bak şimdi bu kalemi akım geçen bir tel olarak düşün. Kalemin uç tarafı da bize akımın yönünü ifade etsin. Akım geçen düz tel çevresinde manyetik alan sağ el kuralı dediğimiz kuralla bulunur. Bunun etrafında bir manyetik alan oluşur arkadaşım. Sağ tarafından içeri girer, sol tarafından da dışarı çıkar. Baş parmağımı akım geçen telin akım yönünde koyuyorum. Daha sonra nerenin manyetik alanını istiyorsun? Mesela sağ tarafı istiyorsun. O zaman sağ tarafa doğru dört parmağımı çeviriyorum. Sonra arkadaşım avucumun içine bak. Avucumun içi kime bakıyor? Sayfa düzleminden içeriye bakıyor. Dolayısıyla burada içe doğru manyetik alan var diyorum. Mesela sol tarafın manyetik alanını istiyorsun. O zaman baş parmağı yine koymuştum. Bu sefer sol tarafın manyetiğini istediğim için dört parmağımı sola doğru yönlendiriyorum. Avucumun içi kime bakıyor?
bana bakıyor. O zaman da dışa doğru bir manyetik alan vardır diyorum. Burada arkadaşlar iç yuvarlak içi çarpıyla gösterilir. Dış ise yuvarlak içi noktayla gösterilir. Tekrarlıyorum. Akım geçen tel ne yapacak? Sağdan içe doğru, soldan da dışa doğru bir manyetik alan oluşacak. Unutmuyorsun sevgili arkadaşım. Şimdi manyetik alanın nedir? Büyüklüğü nelere bağlıdır? Bak arkadaşım, akım ile doğru orantılıdır manyetik alanın büyüklüğü. Ve akım arttıkça manyetik alan büyüklüğü, bakınız, i geçerken b kadar, 2i geçerken 2b kadardır. Ancak arkadaşım uzaklık ile ise ters orantılıdır. R yarıçapta 2b ise 2r yarıçapta 1b'ye düşmüş. Bunları unutmuyorsun. Telden uzaklaştıkça manyetik alan azalır, tele yaklaştıkça manyetik alan artar diyoruz arkadaşım. Evet arkadaşlar, sıra geldi basınç ve kaldırma kuvveti ünitemize. Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç diyoruz arkadaşlar. P eşittir F bölü A. Burada basınç birimi arkadaşlar nedir? Pascal. Tamam mı? Pascal olduğunu unutmuyorsun. Ya da Newton bölü metre karede diyebilirsin. Basınç skaler bir büyüklüktür. Ancak basınç kuvveti vektörel bir büyüklüktür arkadaşlar. Bunlar çok karıştırılır. Bir cismin yumuşak zeminde batma miktarı basınç ile ilgilidir. Basıncı daha büyük olan cisim zeminde daha fazla batar. Delme, kesme, batma gibi olaylar basıncın gözlendiği olaylar arasında yer alır diyoruz. Yüzey alanının peki basınca nasıl bir etkisi var arkadaşlar? Mesela kar ayakkabıları giyiyor kutuplardaki insanlar. Neden? Çünkü yüzey alanlarını arttırdıkları zaman tabana yaptıkları basıncı azaltarak daha rahat hareket ediyorlar. Mesela bazı yerlerde kar çok yağıyor. Oralardaki araçlara paletler koyuluyor. Tank paletleri gibi. Dolayısıyla araç daha hızlı ve daha düzgün bir şekilde kara batmadan hareket edebiliyor. Yani yüzey alanını arttırdıkça basıncımız ne oluyor arkadaşlar? Düşüyor diyeceğiz. Yüzey alanı küçük olanın basıncı büyüktür. Bu nedenle daha fazla batar demiş sevgili arkadaşım. Peki bakınız, şurada yüzey alanını küçültmüşüz. Diğer tarafta ise yüzey alanını büyütmüşüz. Sonuç olarak mesela kışlık ayakkabıların tabanlarının geniş olması, yazlık ayakkabıların ise tabanların görece daha küçük olmasının sebebi de budur sevgili arkadaşlar. Ağırlığın basınca etkisi nedir? Aynı yüzeyler üzerine konulan özdeş cisimlerden sayıca fazla olan sünger zemine daha fazla basınç yapar, değil mi? Ağırlık ne kadar fazla olursa basınç da o kadar fazla olacaktır diyeceğiz. Ağır yük taşıyan araçların tekeri otomobil tekerine göre daha büyüktür. Neden? Çünkü basıncı azaltmak istiyoruz. Yüzey alanını arttırarak o basıncı azaltmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar biz basıncı kaça ayıracağız? Katı basıncı, sıvı basıncı, gaz basıncı, bir de akışkanların basıncı olmak üzere 4 kategoride inceleyeceğiz. İlk olarak katı basıncından bahsedelim. Mesela cismin ağırlığı ile katı basıncı nasıl orantılı? Doğru orantılı. Yüzey alanıyla ters orantılı. P ile gösterilir. Basınç P eşittir G bölü A ifadesiyle ifade ediliyor. Cismin ağırlığı nedir? G. Çünkü basıncı yaratan G orada. Anlaştık. Peki katı basıncının özelliklerine bakalım. Mesela arkadaşım bak, burada bir K cismimiz var. Görüyorsunuz K cismimizi. Ne yapmışız? Düzgün bir şekilde kesmişiz. L ve M yapmışız. Eğer bir cismi düzgün bir şekilde kesiyorsan tabana yaptığı basıncı ne yapmıyorsun? Değiştirmiyorsun. Basınç her 3 durumda da eşit. İlk durumda P ise L'de de P, M'de de P'dir diyeceksin. Ancak ben kalktım, buradaki K cismini böyle ne yaptım? Eğik bir şekilde kestim. Burada görüyorsun hemen. O zaman arkadaşlar L'nin yüzey alanı küçük oldu. M'nin ise yüzey alanı büyük oldu. L'nin basıncı ilkine göre daha büyük oldu. M'nin ise basıncı ilkine göre daha küçük oldu. O zaman L büyüktür, K büyüktür, M şeklinde ifade ediyorsun. Sonra arkadaşım, yatay yüzey üzerindeki katı cismin taban alanı küçük, yüzeyi üzerine konulduğunda basıncı artar. Bak ne yapmış? Tepe taklak etmiş. Geniş yüzeyden küçük yüzeye getirmiş. O zaman basıncını arttırdı. P2, P1'den daha büyüktür diyeceğiz. Aynı şekilde yatay yüzeyde duran bir cismi eğik yüzeye koyduk. E yataydayken bütün ağırlık tabana etki ediyor. Ama eğikte bütün ağırlık tabana etki etmiyor ki. Bir kısmı burada tabana etki ediyor. Dolayısıyla ilk durumda basınç ikinci duruma göre daha fazladır arkadaşım.
Sıra geldi ikinci basıncımız olan sıvı basıncına. Sıvı basıncında arkadaşlar yer çekimiyle doğru orantımız var. Yine P ile gösteriyoruz. Yüzeye dik uyguluyoruz. Sıvının ağırlığı nedeniyle oluştuğunu söylüyoruz. H, D sıvı G benim buradaki formülüm arkadaşım. Bakınız H seviyesini alırken ne yapıyorsun arkadaşım? Mesela K için tabandan yukarı kadar yani tabanla yüzey arasındaki mesafeye bakıyoruz. L için de noktanın olduğu yerden yüzeye kadarki kısma bakıyoruz. Ona da HL diyoruz. Tabanda arkadaşım basınç daha fazla değil midir? Mesela hepimiz denize giriyoruz ve denizde suyun içine dalıyoruz. Derinlere daldıkça kulaklarımızdaki basınç artmıyor mu sevgili dostum? Dolayısıyla derine inildikçe basınç artar diyeceğiz. Yükseklikle basınç nasıldır? Doğru orantılıdır. Unutmuyorsun. Peki sıvı yoğunluğu civa suya göre daha yoğundur arkadaşlar. O nedenle civanın yoğunluğu sudan büyükse civanın basıncı da sudan daha büyüktür diyeceğiz. Katılar sadece dayanma yüzeylerine, sıvılar ise temas ettikleri yüzeye basınç uygular. Bu nedenle katı ve sıvıların basınç oluşturma özellikleri birbirlerinden farklıdır. Karıştırma sevgili arkadaşım. Arkadaşlar burada sıvı basıncı ile ilgili bazı özelliklerimiz var. Mesela birinci şekle baktığımda bu bir bileşik kap arkadaşım. Bileşik kaplarda taban aynı. Dolayısıyla sen borulardan herhangi birinden sıvı akıttığın zaman bütün borularda sıvı eşit miktarda yükselecektir. Borunun şekli önemsiz. Bu nedenle tabandaki basınçlar birbirlerine eşittir diyeceğiz. Sevgili arkadaşım, bir bileşik kabımız daha var hemen şurada. Bakınız KLM noktaları aynı hizada noktalar. Aynı hizadaysa K'da, L'de ve M'deki yine basınçlar birbirlerine eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Peki her zaman aynı sıvı olmayabilir. Birbirine karışmayan bakınız D ve 2D özkütleli sıvılar var. Bu sıvıların kabında ilk önce bir basınç oluyor sıvıların toplam ağırlığından dolayı. Sen bu sıvıları karıştırsan bile tabandaki son basınç ilk basınçla aynı olur. Değişmez arkadaşım. Toplam ağırlık çünkü değişmiyor. Şimdi sevgili arkadaşlar basınç grafiklerine bakalım. Mesela elimizde düzgün kaplar olabilir, genişleyen kaplar olabilir, bir de daralan kaplar dediğimiz kaplardan olabilir. Düzgün kaplarda arkadaşlar sıvı eşit miktarda akar. Dolayısıyla sıvı yüksekliği ile basınç doğru orantılıdır ve doğru orantı grafiği olacak şekilde basıncımız artacaktır. Ancak genişleyen kaplarda yüzey gitgide artıyor arkadaşlar. Yüzey gitgide arttığı için yükseklik azalarak artar. Burada da arkadaşlar basıncımız azalarak artan grafiği şeklindedir. Üçüncüsünde ise daralan bir kabımız var. Burada ise arkadaşlar yüzey daraldığı için yükseklik çok hızlı bir şekilde artıyor. Yükseklik hızlı arttığı için burada da parabolik olarak hızlanma grafiğimiz olacak sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar sıra geldi sıvılardaki basınç kuvvetine. Sıvı basınç kuvveti F ile gösterilir. Uluslararası bilim sisteminde kuvvetin biriminin Newton olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Basınç yüzeyin her noktasında eşitse yüzeydeki basınç kuvvetini bulmak için basınç ile yüzey alanı çarpıyoruz. Bakınız şurada olduğu gibi. Şimdi tabandaki sıvı basınç kuvvetini bakın burada göstermişiz. Burada da yan yüzeydeki sıvı basınç kuvvetini göstermişiz. Sevgili arkadaşlar yan yüzeyde sıvı basınç kuvvetini bulurken yüzeyin tam orta noktasına etki eden basınç kuvvetine bakacağız. Yüzeyin orta noktası ne demek? Mesela yan yüzey ise yüzeyin ortasını alacaksın ve yükseklik olarak tüm yüksekliğin yarısını alacaksın arkadaşım. Dolayısıyla F eşittir P ortalama çarpı A şeklinde bir ifade kullanacaksın. Tekrarlıyorum. Yan yüzeylerde basınç kuvveti arkadaşlar yüzeyin ortasına etki eder. Unutmuyorsun. Sıvı basınç kuvvetinin özelliklerine bakalım. Yüzey alanı büyükse basınç kuvveti daha büyüktür. Hemen birincisinde zaten böyle bir özelliğimiz var. İkinci özellikle eğer kabımız düzgünse, düzgün kaplarda basınç kuvveti ağırlık kadardır arkadaşım. Unutma. Daralan kaplarda ise basınç kuvvetimiz ağırlıktan daha büyüktür. Genişleyen kaplarda ise basınç kuvvetimiz ağırlıktan daha küçüktür arkadaşım. Bu bir kalıptır. Bunu lütfen unutmayalım. Kapalı kaptaki gazın basıncı arkadaşlar, kapalı kaplardaki gaz basıncı gazın moleküllerinin kap çeperine çarpmasıyla oluşur. Kapalı kaplardaki gaz basıncı kabın hacminin değişebilir olmasından etkilenir. Örneğin esnek çocuk balonunun hacmi değişebilir kap iken piknik tüpünün hacmi değişmez. Bu nedenle etkileri iki kapta da farklıdır. Arkadaşım kapalı kaptaki gaz basıncı sıcaklık ile
doğru orantılıdır. Çünkü gaz hareketlenir. Gaz hareketlendikçe ne olacaktır? Daha fazla basınç yapacaktır. Gazın cinsine bağlı değildir arkadaşım. Gazın miktarına bağlıdır. Ne kadar çok gaz varsa basınç o kadar fazla olacak. Bir de hacmiyle arkadaşım ne olacak? Ters orantılı olacak. Bunları unutmuyoruz. Yorum sorularında çokça karşımıza çıkacak. Peki sıra geldi açık hava basıncına. Açık hava basıncı yükseklere çıkıldıkça hava basıncı azalır. Yer çekim ve gazın ağırlığına bağlı olarak değişir sevgili arkadaşlar. Mesela Magdeburg kürelerini birbirinden ayırmak için arkadaşlar atları kullanmışlar mesela. Atlar bile bunları ayıramamış. Bunları ayırmanın tek yolu var. O da arkadaşlar açık hava basıncını yenmek. Eğer açık hava basıncını yenerseniz bu küreleri birbirinden ayırabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bakınız bir dağ bir ova vermişiz. Ovadaki basınç arkadaşlar dağdaki basınçtan daha büyüktür. Çünkü deniz seviyesinden yukarılara doğru çıkıldıkça açık hava basıncı düşer. Peki bunu kim söylemiş? Torricelli söylemiş. Sevgili arkadaşım, Torricelli katı basıncının olduğunu, sıvı basıncının olduğunu, neden açık hava basıncının olmadığını merak etmiş. Sonra bununla ilgili deneyler yapmış. Civa dolu bir kaba 1 metre uzunluğunda içi boş cam bir tüp alıyor ve bu tübü ağzına kadar civayla dolduruyor arkadaşlar. Daha sonra kabın içerisine ters çevirip tübü daldırıyor. Daldırdıktan sonra kabın içerisine 24 santimetre civanın aktığını görüyor. 76 santimetre yüksekliğinde civanın ise orada sabitlendiğini görüyor. Böylece diyor ki 76 santimetrelik civa sütununun oluşturduğu sıvı basıncı açık hava basıncına eşittir. Ve bunu arkadaşlar 76 santimetre sütunun basıncı 76 santimetre civadır diyor. Bunu bir atmosfer basınç olarak adlandırıyor sevgili arkadaşım. Bir atmosfer basınç olarak bunu adlandırıyor. Açık hava basıncının birimleri santimetre civa ya da atmosfer. Bunları unutmuyoruz. Şimdi arkadaşım peki bu deney yapılırken sıvı yoğunluğunun nasıl bir etkisi var? Eğer su ve civayı kıyaslayacak olursak civa suya göre daha yoğundur. Yoğun olduğu için yükseklik az, su az yoğun olduğu için yükseklik çok. Yani civa ve su yoğunlukları arasındaki ilişkiyle yükseklik arasındaki ilişki ters orantılı olacak. Unutmuyorsun. Borunun kalınlığı yani kesit alanı S olmuş, 2S olmuş, 5S olmuş hiç fark etmez. Yükseklik hepsinde aynı olacak. Yani boru kalınlığı önemli değil. Sevgili arkadaşım tabii ki dış basınç önemli. Dış basınca bakacağız. Deniz seviyesinde basınç yükseklerden daha fazla. Bu nedenle ne olacaktır? P1 P2'den büyükse H1 H2'den daha büyük olacaktır diyeceksin. Peki hocam borunun şekli önemli mi? Borunun şekli de önemli değil arkadaşım. Açık hava basıncı her daim aynı olacak. Dolayısıyla bundan da etkilenmeyecek açık hava basıncı. Şimdi gaz basıncını ölçmek için arkadaşlar farklı aletlerimiz var. Mesela barometre açık hava basıncını ölçer. Manometre kapalı gazların basıncını ölçer. Altimetre dediğimiz şey açık hava basıncını kullanarak deniz seviyesindeki yüksekliği ölçer. Uçaklarda ve dağcılar kullanıyor arkadaşlar. Hem uçaklarda kullanıyoruz hem dağcılar kendileri kullanıyor. Batimetre batıktan aklınızda kalsın. Su yüzeyiyle deniz tabanı arasındaki basınç farkını ölçen alet. Gemilerde kullanıyoruz. Dalgıçlarda yine kullanıyorlar arkadaşlar batimetreyi. Peki manometre arkadaşlar ne? Kapalı kapların basıncını ölçen alet dedik az önce. İkiye ayrılır. Kapalı uçlu manometre ve açık uçlu manometre olmak üzere. Kapalı uçlu manometrede bir olay var. Şu kapalı kısımda illaki boşluk olacak. Gaz olursa işler değişir unutma. Burada cam balonun içerisindeki basınç ne kadardır? Şuradaki yükseklik kadardır. Yani gaz basıncım 52 santimetre civa kadar. Hocam 52 santimetre civa. Peki açık uçlu manometreye baktığımız zaman arkadaşlar. Şimdi cam balona bakıyorum. Bir tarafta 76 santimetre civalık açık hava basıncım var. Diğer tarafta da cam balonun içinde gaz var. Kim daha çok civayı hareket ettirmiş? Cam balondaki gaz mı? Açık hava mı? Sağ tarafta sıvı birikmiş. Sağ tarafta sıvı biriktiğine göre bakın burada 5 santimi görüyorsunuz. O zaman diyeceksin ki hocam açık hava basıncı artı 5. Yani gazın basıncı, cam balon içindeki gazın basıncı 81 santimetre civadır diyoruz. Evet sıra geldi akışkanların basıncına. Hareketli akışkanların basıncı. Arkadaşlar bir boruda akan akışkanın hızının arttığı noktalarda basıncı düşer. Buna Bernoulli ilkesi diyoruz. Hareketli akışkanların basıncı Bernoulli ilkesine göre incelenir. Hareketli akışkan basıncından bahsedelim. Bak şimdi sevgili arkadaşım sulama borularını düşün. Sevgili arkadaşlar kesitin daraldığı yerde suyun akış hızı artar. Suyun akış hızı arttığı için
Yani CD aralığında AB'ye göre hız arttığı için CD bölümünde yani P2 basıncımız P1 basıncımızdan daha küçük olacaktır. Hız artıyorsa basınç düşecek. Unutma, hız artıyor, basınç düşüyor. Ters orantılı sevgili arkadaşım. Ağzı daralan kapta akan sıvı için kesit alanı azaldıkça sıvı hızı artacağından basıncı azalır. Bu nedenle 1, 2 ve 3 borularındaki sıvı yükseklikleri H1 büyük, H2 büyük, H3 olur. Dolayısıyla arkadaşlar burada bakınız uçlara baktığımızda P1, P2, P3 basınçları ne olacaktır? Yüksekliklerle doğru orantılıdır diyeceğiz. Yani P1 büyük, P2 büyük, P3 şeklinde yüksekliklerle doğru orantılı olarak sıralayabiliriz basınçlarımızı. Hareketli akışkanın basınç uygulamalarından bahsedelim. Bir uçak kanadının enine kesitinden bakılırsa aerodinamik yapısı nedeniyle üstteki havanın alttakinden daha hızlı olduğu gözlenir. Bu nedenle üstteki hava basıncı alttakine göre daha azdır. Bir uçak kalkıştan önce yeterince hızlanmalı ve bu farktan yararlanarak havalanmalıdır. Arkadaşlar yukarıdaki rüzgar fazla oluyor. Kanadın üstündeki rüzgar fazla oluyor. Dolayısıyla oradaki basınç alttaki basınca göre daha az oluyor ve kanatla beraber ne yapıyor uçak? Yükseliyor. Aynı şekilde yan yana geçen iki tane araba düşünün. Bu arabalar birbirinden arkadaşlar hızla geçtiği zaman yanlarından ne yapacaklar? Aralarındaki havanın basıncını azaltmış olacaklar. Bu nedenle arabalar birbirine yaklaşmış olacak arkadaşlar. Bunu da lütfen unutmayın. Evet sevgili dostum, konu özetlerimiz bunlardı. Hadi gel sorularımızla devam edelim. İç direnci önemsiz üreteçle oluşturulan şekildeki elektrik devresinde ampermetre ve voltmetre okunan değerleri bulunuz demişiz. Ben ne biliyorum? Ohm yasası. V eşittir I çarpı R. Şimdi toplam 18 ohmluk eşdeğer direncim var. 72 eşittir I çarpı 18. Buradan arkadaşlar I'mız 4 amper. Yani benim ampermetremden 4 amper akım geçecek. Ben burada bunu ölçtüm. Peki voltmetre kimi ölçüyor? 12 ohmluk direnci ölçüyor. Burada 4 amper akım geçiyordu. 4 çarpı 12'den hani vırı burada da kullanıyorum. 4 çarpı 12 yani 48 volt ölçecektir voltmetremiz. Ampermetre 4 ölçüyor, voltmetre 48 ölçüyor diyeceğiz. Evet arkadaşlar, üzerinden 2i ve 3i büyüklüğünde akım geçen düz iletken tellerden D kadar uzaklıktaki KL ve M noktalarındaki manyetik alan büyüklükleri sırasıyla BK, BL ve BM'dir. Buna göre BK, BL ve BM arasındaki ilişki nasıldır? Hatırlayalım, akım ile manyetik alan doğru orantılıydı. Burada mesafeler aynı olduğuna göre sadece akımlara bakacağız. Ve M'deki arkadaşlar akım en büyük olduğu için 3i, o zaman manyetik alan en büyüktür. Daha sonra arkadaşlar K diyeceğiz. Ondan sonra da L diyeceğiz arkadaşlar. M büyüktür, K büyüktür, L şeklinde ifade edeceğiz. Özdeş küplerin birleştirilmesiyle oluşturulan şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'teki cisimlerin yatay yüzeye uyguladığı basınçlar sırasıyla P1, P2, P3'tür. Buna göre P1, P2, P3 arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar katı basıncını biz P eşittir G bölü A ya da G bölü S ifadesiyle buluyorduk. Şimdi burada baktığımızda birincide de, ikincide de, üçüncüde de ağırlıklar eşit. Üçer tane küp var çünkü. Yüzey alanlarına bakarsanız birincide iki tane yüzeyimiz var. İkincide bir tane var. Üçüncüde de bir tane var. O zaman birincinin basıncı için 3 küp 3G bölü 2S. İkincinin basıncı için 3G bölü S. Üçüncünün basıncı için de 3G bölü S kadardır diyeceksin. O zaman P2 eşittir P3'e, o da büyüktür P1'den diyebilirsin sevgili arkadaşım. Yoğunlukları sırasıyla 2D ve 4D olan sıvılar düzgün kapta bulunmaktadır. Sıvılar birbirine karışmadığına göre kabın K ve L noktalarına etki eden sıvı basınçları oranı PK bölü PL nedir? Bak şimdi K noktasının üzerinde sadece 2D özkütleri sıvı var. O zaman PK'yı yazarken PK'nın yüzey olan yüksekliği 2H kadar. O zaman 2H çarpı 2D çarpı G, yani hocam 4HDG'dir diyeceksin. Ancak L'yi yazarken hem 2D özkütleri sıvının hem 4D özkütleri sıvının tabana neyi var arkadaşım? Basıncı var. O zaman diyorsun ki 2H 2DG artı H 4DG. Bunları toparlarsan 8HDG yapar. Oranladığımızda da cevabımız 1 bölü 2 olacaktır sevgili arkadaşım.
Düşeye kesili şekilde verilen sıvı dolu kabın KLM yüzeylerinin alanları sırasıyla 2S, 3S, 4S'tir. Buna göre KLM yüzeylerine etki eden sıvı basınç kuvvetleri FK, FL, FM arasındaki ilişki nasıldır? Hatırla, yan yüzeylerde ortaya etki eden basınç kuvvetini bulacağız. Tabanda direkt yüksekliği alabiliyorduk. Şimdi 2S için tam şu noktadan bahsediyoruz. Bütün yüksekliğimize bakalım arkadaşlar. Mesela bütün yüksekliğimiz 2H olsun. Biz verelim değeri. O zaman yükseklik ne olacak ortada? H kadar olacak. K için yazıyorum. K, H çarpı D çarpı G çarpı 2S oldu. L'ye baktığım zaman tabanda olduğu için 2H çarpı D çarpı G çarpı 3S ya da 6HDGS yazabiliriz. M'ye bakalım. M'de de arkadaşlar yine tam şu noktadan yüzeye olan yükseklik yine H kadar. HDG4S diyeceksin. Yani 4HDGS. Bağlı olarak diyorsun ki FL büyüktür FM'den. O da büyüktür FK'dan. Soru bitti. Manometrelerden arkadaşlar combo bir soru yapmışız. Bak şimdi K ve L gazlarıyla dolu olan manometrelerin kollarındaki civa seviyeleri şekildeki gibidir. Buna göre PK bölü PL oranı kaçtır? Şimdi bu sorular senin gözünü korkutmasın. Şimdi sağ taraftan başlıyorum. Çünkü açık hava basıncı en sağda. Bak arkadaşım K'yı kapat. K'yı kapattıktan sonra L mi daha çok basınç uygulamış açık hava mı? Tabii ki L. Çünkü açık havanın olduğu kolda sıvı yükselmiş. O zaman L'nin basıncı için 76 artı 14'ten 90 santimetre civadır diyorsun. Şimdi artık sıra K ve L'yi kıyaslamaya geldi. Bak L'de 90 var. Şimdi K mı daha çok basınç yapmış, L mi? L tarafında sıvı daha fazla yükseldiğine, yani civa daha fazla yükseldiğine göre K L'den daha büyük basınç uygulamış. PK eşittir PL artı 10. PL'yi de 90 bulmuştun. O zaman 100 santimetre civada ne oldu? K'nın basıncı oldu. K'nın L'ye oranını soruyor. O zaman PK eşittir 100. PL eşittir 90. Oranladığımızda 10 bölü 9 sonucuna ulaşırsın arkadaşım. İçinde sıvı bulunan kaba daldırılmış KLM boruları üstündeki hava ve 2V ve 3V hızlarıyla hareket ettiriliyor. Buna göre borulardaki sıvının yükselme miktarı HK, HL, HM arasındaki ilişki nasıldır? Arkadaşım hızın arttığı yerde basınç ne olur? Azalır. Basınç azaldığı için M'deki yükselme daha fazla olacak. Sonra L'deki sonra K'daki en fazla basınç K'nın üzerinde. Dolayısıyla arkadaşım basınç en fazla K'nın üzerinde olduğu için HM büyüktür HL'den, o da büyüktür HK'dan diyeceğiz. Birbirine karışmayan D ve 2D özkütleri XY sıvılarının silindirik bir kaptaki konumu şekildeki gibidir. Kabın K noktasındaki sıvı basıncı P olduğuna göre L noktasındaki sıvı basıncı kaç P? Bak şimdi arkadaşım K noktasında yüzeye olan yükseklik H kadar, D, G buna P demiş. L noktası için hem X hem de Y sıvısının nesi var? Basıncı var. Yani HDG'yi alacaksın artı H2DG'yi, yani toplam 3HDG olacak. Bu da 3P demektir. Cevabımız B seçeneğidir diyoruz. Şekildeki silindirik cam borudan sürekli ve düzenli hava akımı geçirildiğinde eşit özkütleli sıvılarda H1, H2 ve H3 kadar sıvılar yükseliyormuş. H3 büyüktür, H2 büyüktür, H1 olduğuna göre P1, P2, P3 özkütleri arasındaki ilişki nedir? Bak arkadaşım, boru gitgide daralıyor. Boru daraldığı için ne olacak? Hız artacak. Akışkanın hızı artacak. Akışkanın hızının arttığı yerde basınç azalır. Bu nedenle P1 büyüktür P2'den, o da büyüktür P3'ten diyeceğiz. Cevabımız E seçeneğidir diyoruz. Şekildeki sıvı dolu kabın tabanındaki 3S yüzeyine F1, 2S yüzeyine F2, yanal 3S yüzeyine F3 sıvı basınç kuvvetleri uygulanmaktadır. Buna göre F1, F2, F3 kuvvetlerinin büyüklükleri arasındaki ilişki nasıldır? Arkadaşım F1 tabanda olduğu için bak tüm yüksekliğe ben 2H desem. F1 için yazıyorum 2HDG3S, yani hocam 6HDGS olur. F2'ye baktığımız zaman arkadaşlar bakınız şöyle, burası eğer H kadar, burası H kadar alınırsa buradan burası da H bölü 2 kadar alınır. Yani hocam
F2 H bölü 2 D G çarpı 2S'den H D G S olur. F3'e baktığımız zaman bakınız buradan yukarıda olan yükseklik 1 H. O zaman F3 H D G 3S olacaktır. Yani 3 H D G S kadar olacaktır diyeceğiz. Bununla beraber F1 en büyük, sonra F3, sonra F2 diyoruz. Cevabımız B seçeneği oluyor arkadaş. Evet sevgili arkadaşım, sıra geldi ödüllü soruma. Şekildeki 2R ve 4R yarıçaplı borulardan oluşan bileşik kabın içerisinde 2H ve 4H yüksekliğinde aynı cins D özkütleli sıvı vardır. M musluğu açılıp sıvı dengesi sağlandığında borulardaki sıvı yüksekliği kaç H olur diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, sizler için hazırlamış olduğumuz soruları çözdük. Sevgili dostum, umarım sınavında 100 alırsın. Kendine çok dikkat et. Görüşmek üzere.